Arkadaşlar merhaba, videonun içeriğinde söylemeyi unutmuşuz. Daha kısa bir şekilde izlemek istiyorsanız açıklamayı okuyarak açıklamada bulunan süreleri kontrol ederek o sürelerde neler yaptığımızı ve size lazım olan bilgileri de bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar, Can Cazım kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar mutfağımızın ilk görüntüsü diyeyim ben buna. Elimizde olan en eski görüntüsünü ekranlara şimdi getiriyoruz. Mutfağımızı nasıl bu hale getirdiğimizi arkadaşlar izlemek için de lütfen videonun devamına bakınız. İşte arkadaşlar şu şekilde ben göstereyim. Videonun devamı geliyor. Selamünaleyküm arkadaşlar. Eşimle birlikte bugün kaplama yapmayı planladık. İlk başta aslında video çekmek, yayınlamak düşünmedik ama daha sonra yaptığımızda ilk şu iki dolabın kapağını hoşumuza gitti ve diğer insanlara da yardımcı oluruz diyerek. Yaklaşık bir haftadır da bu beyaz şeklini kullanıyoruz zaten. Evet, bir haftadır da bu şekilde. Hani dedik acaba sıkıntı yapacak mı falan diye, böyle işte patlama falan yapacak mı diye biraz bakalım dedik. Bir haftadır da bu şekilde kullanıyoruz. Şu anda dolaplarımız bu şekilde. Kahverengi. İşte alt kısımlar da yine aynı şekilde. Biz inşallah bunu biz çok uygun aldık. Onu söyleyeyim. Yani internetteki fiyatlara göre uygun. Ama kalite olarak tabii bilmiyoruz. Bir haftadır da kontrol ettik. Şu anda bir sıkıntı olmadı. Yani 15 metresini 50 liraya aldık. Bu Balgat'ta falan da satılıyor. Farklı Japon pazarlarında falan da satılıyor ama 15 metresini 50 liraya aldık. Normal şartlarda 15 metresi şu anda 100-150 liradan aşağı internette yok. Ama tabii kalite olarak da tam olarak bilmiyoruz. Hani hangisi daha kaliteli, iyi, kötü. Ama bizim bir haftalık yorumumuz şu anda bu. Bizim için güzel. Silinebiliyor da. Yani ben evet. Denedim. Şu an lekeli falan ama uzun bir süre kullandıktan sonra da daha emin olacağız. Ama şu anlık siliniyor. Herhangi bir patlama vesaire olmadı. Ocağın yanındaki dolaplara göre artık fikrimizi söyleriz. Malum yağdan dolayı falan kullanımı, silmesi nasıl olacak? Onun için uzun bir süre gerekiyor haliyle. Biz bu videoyu yani birkaç gün önceden çekmeye başladık şu anda. Hani çünkü işimizden dolayı da çok fazla müsait olamıyoruz. Şu an biz bunu 2-3 gün içerisinde inşallah tamamlayıp videomuzu o şekilde tamamlayacağız. Size de yayınlayacağız. Siz de yorumlarınızı inşallah esirgemezseniz çok seviniriz. Can Cazım kanalına da abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Dolapları yapmada dün ilk aşamamızı bitirdik. Şu üst kısmı komple yaptık. Biz şu yukarıdaki ve alttaki çerçeveleri ve şu ortadaki camlı dolabı yapmayı düşünmüyoruz. Yani bu şekilde daha güzel olacağını düşündük. Alt kısmımız kaldı. Alt kısmı da inşallah yaptığımızda toparlayacağız. Bu şekilde arkadaşlar. Yapımında yine en son safhada bir tanesini, videosunu çekmeyi düşünüyoruz. Hani merak edenler için söylüyorum. Çok böyle zor bir şey değil. Zaten kağıt yapışkanlı olduğu için bir şekilde spatulayla falan yapılıyor. Bazen böyle hatalar falan oluyor ufak tefek ama onları inanın böyle zaten kamerada görüyorsunuz, inanın hataları dahi görülmüyor. Çok küçük böyle ufak tefek hatalar oluyor, o kadar. Şu anlık bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi size kapakları nasıl söktüğümüzü göstermek için iki tane kapağın, bir tane çekmece, bir tane de kapağı bıraktım. Şimdi arkadaşlar eşim videoyu çekecek. Ben de size nasıl söktüğümü göstereceğim. Aslında elimde makine var ama ben daha detayları göstermek adına size tornavidayla bunu çekeceğiz. Bilginiz olsun. Siz isterseniz makineyle de sökebilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi menteşelerimiz bu şekilde. Menteşeler arkadaşlar biz komple sökmüyoruz. Ben onu size şu şekilde göstereyim bir tane kapağımızda. Hayatım şunu çeker misin? Bakın arkadaşlar şu şekilde. Menteşelerimizin iç kısımlarına dokunmuyoruz. Sadece ana gövdeye tutturulan kısmı söküyoruz arkadaşlar. Ben şunu tekrardan bırakayım. Size orayı da gösterelim çünkü bilen bilmeyen vardır. İki tane arkadaşlar vida var. Menteşelerin bulunduğu yerde. Ben size tornavidayla söküyorum. İsterseniz siz makinayla da sökebilirsiniz. Bakın arkadaşlar. Bu birinci vida. Toplamda 4 vida var arkadaşlar. Bütün bir kapakta 4 vida var. Tabii sizin sistemlerinizi biz tam olarak bilemeyiz ama ilk önce arkadaşlar bir vida üst
taraftan, bir vida da alt taraftan menteşeden söküyoruz. Daha sonrasında arkadaşlar alttaki menteşeyi önce sökelim ki üst taraf en azından gözümüz görüyor. Bir elimizle tutar, diğer elimizle de şey yapabiliriz, çıkartabiliriz. Bakın onu da söktük arkadaşlar. Şu anda tek vida tutuyor. Onu da arkadaşlar bir elimizle kapağı tutuyoruz. Diğer elimizle vidayı sökmek için bakın zaten kapak yerinden direkt oynadı. Bu son vidamız zaten. İyice gevşediği zaman elinizle de sökebilirsiniz. Şu şekilde arkadaşlar çıktı. Bakın 4 tane vida çıktı. Menteşeler arkadaşlar dediğim gibi dokunuyoruz. Zaten menteşenin bu üst kısmından yapabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar kulpa gelelim. Kulpumda arkadaşlar. Biraz daha geri. Yine. Tamam. Kulpu da yine elle sökeyim ben sizin için. Kulpun vidaları zaten çok kısa oluyor. Onu size söyleyeyim. Bakın zaten 4-5 devirde şu an çıktı. Arkadaşlar bildiğimiz gibi hani belki bayanlar yapıyordur. Sola doğru açma, sağa doğru sıkma şeklini yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Tekrardan da kaybolmasın diye bunları buna tekrardan monte ediyorum. Bunları da bir yerde biriktiriyoruz. Biriktirdikten sonra daha sonra en son işimiz bittiğinde bunu size tekrardan nasıl taktığımı da. Evet arkadaşlar, şimdi çekmeceyi nasıl söktüğümüzü göstereceğim. Çekmecenin sistem biraz daha farklı. Çekmecelerde arkadaşlar 3 tane tahta bölüm var. Biri alt, biri ön, biri de en arka taraf. Geriye kalan kısımlar, şu yan kısımlar demir arkadaşlar. Bunlar bir vida tutuyor arkadaşlar. Bakın şu vida sadece tutuyor. Bunlar biraz sıkı bir olabilir. Şöyle daha iyi olacak galiba. Aynen hayatım, şu şekilde çek arkadaşlar da görsün. Bir tane vida arkadaşlar. Şu vida arkadaşlar sadece alanı belirlemek için kullanıldığı için ona hiç dokunmuyoruz. Bakın hatta ben direkt şunu şöyle çıkartayım. Size göstereyim nasıl olduğunu. Gördüğünüz gibi karşılıklı, bakın şununla bu karşılıklı bu vida sayesinde tutturuluyor. O kadar yani, başka da bir şey yok. Diğer vidanın herhangi bir, bakın, işlevi yok. Sabit tutun. Tamam. Bu vidanın herhangi bir işlevi yok. Sadece aradaki mesafeyi tutması için konulmuş bir vida. Aynı. Evet, sağ tarafı da söktüm arkadaşlar. Sağ tarafı şu şekilde arkadaşlar, normal narin bir şekilde çekiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burası, yani bundaki sistem birazcık daha farklı. Bu taraflarda herhangi bir şey yok ön kısımda yan taraf bağlantıyla, ama bakın şurayı da çeksene bir hayat. Şuradaki demir hazneye şu iki vida sayesinde tutturuluyor. Yani bu iki şey arasına alıyor. Yani bunun amacı o. Şunu yitiyorum arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi kağıdımızı kestik arkadaşlar. Ortalama olarak bizim alt kapaklarımız böyle 75 santim falan geliyor. Kapakların arkadaşlar ikişer santim fazla uzunluğuna kesiyoruz. Mesela kapaklarımız boydan boya 75 santim geliyorsa biz 79, yani 80 santim kesiyoruz. Birazcık fazlalıklar olsun, onlar düzeltiliyor. Şimdi işim şu uç tarafı açtı arkadaşlar. Bakın yapışkan mı zaten? Tamam hayatım, öbür tarafı da istersen. O tarafa doğru aç. Şimdi tam olarak nasıl yapıldığını az buçuk size göstermeye çalışacağız. Madem bir iş yaptık en azından tam olarak öğrenin arkadaşlar. Şu şekilde zaten yapışkanlı. Alt taraf kağıt, bu atılacak. Arkadaşlar şu ilk başta şey tarafını yapıyoruz. Bu menteşelerin geldiği tarafı yapıyoruz. Menteşelerin geldiği yere, evet ben de birazcık yaklaşayım canım. Şimdi arkadaşlar ilk başlangıç çok önemli arkadaşlar. Başlangıç nasıl gelirse İki tarafı da eşit uzunluklarda tutuyoruz, alt ve üstü. İlk etapta eşim bakın bir tarafı sabitledi. Çok iyi. Canım orayı güzelce sabitledik. Orayı arkadaşlar sabitliyoruz, yani güzelce bir sabitledikten sonra şu spatula ile yapıyoruz arkadaşlar biz. Ayrıca yanımızda maket bıçağımız var, yani neşter olur, maket bıçağı olur. Bir tane makasımız var en son kesmelerde falan kullandığımız. Bu şekilde arkadaşlar başlangıcımız bu şekilde. Bakın ilk etabı da yapalım. Ondan sonra yine durdurarak yavaş yavaş gideriz. Elle ilk başlarda arkadaşlar oval kısımları, evet, kapağımızın ilk başlangıç oval kısımlarını elle bir düzelterek yapıyoruz.
bazen böyle çok ufak hatalar oluyor arkadaşlar. Onları artık ben bir taraftan kaldırıyorum. İşte eşim oradan şeyleri, fazlalıkları falan şey yapıyor. Bastırarak itiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aslında çok bir zorluğu yok ama önemli olan arkadaşlar, bakın hayatım bir dakika durur musun? Bakın alt taraftaki arkadaşlar kağıdı ben iki elim, yani el yardımıyla arkadaşlar çekiyorum. Yani aslında ben yine bir alt taraftan tutuyorum. Üst taraf sadece dengeyi sağlamak için. Şu şekilde dengeyi sağlamak için. Aslında ben alt tarafı çekiyorum arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Bakın hatalı olan yerlerde şu şekilde hafiften kaldırıyorum. Böyle cam filmi çekenler, araç filmi çekenler zaten bunu çok basit bir şekilde yapar ama biz ilk kez böyle bir şey yapıyoruz. Böyle mi yapılıyor? Bir yerden de seyretmedik. İşte aslında açıyor. Evet, biz seyretmedik ama benim tek bildiğim şey arabama cam filmi yaptırırken kişileri işte gördüğüm kadarıyla nasıl yaptıklarını, işte eşim de sağ olsun bayağı bir yardımcı oldu. Bakın arkadaşlar çok basit. Küçük küçük arkadaşlar böyle ikişer üçer parmak şeklinde, bakın şuradaki alan yani üç parmağa geçmeyecek şekilde açarak yapıştırarak arkadaşlar gidiyoruz. Böyle hatalı olan yerlerde arkadaşlar ne kadar erken fark eder o hatayı düzeltirseniz o kadar iyi. Bakın mesela, bakın hatalı kaldı. Bakın şu şekilde yaptım. Biraz indir. Hatalı olan yerler arkadaşlar, çok ufak yerler zaten belli olmuyor. Hani biz bunu çok profesyonel bir şekilde yapıyoruz diye bu videoyu çekmiyoruz ama çok cüzi bir miktara, yani biz komple mutfağımızı resmen 50 lira mı hayatım değil mi? 50 liraya, yani şu an 2020 Ağustos ayındayız. 50 liraya arkadaşlar kaplıyoruz. Hani bu çok cüzi bir miktar. Gerekirse bir tane daha alırız dedik 15 metre. Bozulan, yırtılan, işte hatalı olanları tekrar gerekirse sökeriz dedik. Oraları yaparız diye düşündük arkadaşlar. Biz şimdi çok fazla sizi tutmayalım. Videomuzda zaten çok fazla uzatmak istemiyoruz. Hızlandırılmış şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi genel olarak üstü komple kapladık. Sadece şu anda şu yan kısımlar kaldı. Yan kısımlar arkadaşlar siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz ama biz şu köşelerde, hayatım bir gösterir misin? Şuralar. Dur bir dakika. Kamera tam çekmiyor orayı. Şimdi şu köşeleri arkadaşlar biz, yani bir tutar mısın orada? Şu köşeler arkadaşlar şu kısımdan orta tam karşıdan böyle yukarıya doğru küçük bir neşter yardımıyla yarıyoruz. Bir tarafı kapatıp diğer tarafı da üstüne kapatıyoruz. Yani aslında çok da zor bir şey değil. Şimdi arkadaşlar onu yaptıktan sonra tekrardan videoya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şu köşeyi dediğim gibi kestik üst taraftan, köşelerden. Daha sonrasında üstüne yatırdık. Yani şunlar hata gibi mesela. Çok yakından bakınca hata gibi duruyor ama şimdi canım orayı kapatır mısın? Bakın arkadaşlar. Kapatıyoruz. Zaten şurası dolabın iç kısmı. İç kısmı olduğu için şey gözükmüyor. Hatalar. Şurası üst kısım ya da alt kısma geliyor. Buradaki hatalar gözükmüyor. Zaten olabileceği de arkadaşlar ancak bu kadar oluyor. Hani bizim yapabileceğimiz amatör şekilde ancak bu kadar yapabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın en son halini göstereceğim. Evet arkadaşlar, dolabın arka kısmının son hali bu şekilde. Bakın gördüğünüz gibi. Ha, dolapta mesela arkadaşlar dolabın yüzeyinde de bazen hatalar olabiliyor. Bizim dolabımızın yüzey arkadaşlar dümdüz olan bir yüzey değil. Tırtıklı. Tırtıklı olduğu için arkadaşlar bazı yerlerde mesela yüzey hataları da bizde çıkabildi. Sizdekiler nasıldır dolaplarınız bilmiyoruz ama şu anda arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi, bakın hatalar belli bile olmuyor arkadaşlar. Yani biz bile gözümüzle daha göremiyoruz. Yani evet. Siz kameradan belki göremiyorsunuzdur ama. Bu için hava çıkıyor yani. Tamam. Balonlama evet. Falan olmadı hiç. Evet. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ha, genel olarak hatalar arka planda kalıyor. Onu da size söyleyeyim. Bakın. Mesela şu kısımlar. Ha, bakın mesela biz buraları şimdi basacağız. Kapatacağız. Onda sıkıntı yok ama gördüğünüz gibi bakın. Arkadaşlar basit yapımı. İnşallah sizler de yapabilirsiniz. Çok da cüzi miktar. Dediğim gibi bunlar, ben size bakın şunu da göstereyim. Bu ürünün arkadaşlar adı, bakın bunu göstereceğim ben. Yöntex
yapışkanlı folyo diye geçiyor. Ha, Yöntex dediğim markası sonuçta, farklı markalar da belki vardır ama biz buna denk geldik. Uygun da aldık. Bakın arkadaşlar, 45 santim genişliği var, 15 metre uzunluğu var arkadaşlar. Malzeme şu. Malzeme bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. İşte arka tarafı kağıt. Ön tarafı beyaz folyo. 15 metre bu arkadaşlar. 50 liraya aldık biz. Çok uygun aldığımızı düşündüğümüz için hani çok da şey yapmıyoruz, böyle kafamıza takmıyoruz. Çünkü bir şekilde yapılıyor ve çok uygun. İnternette arkadaşlar biz ortalama olarak 15 metreyi 150 liranın üzerinde buluyorduk yani. Şu anda bu bize çok uygun oldu. İnşallah da güzel olur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar malzemenin şeyi bu. Durumu bu. Bakın şöyle göstereyim. Zaten en son arkadaşlar eskiyi yeniyi bir şekilde göstereceğiz. Eskinin işte şurada ilk başlangıçta da görmüşsündür. Burayı zaten yaptığımız için tamamını eskiyi gösteremiyoruz. Bulamadık resimlerinde ama bu haliyle de anlayabilirsiniz eski ve yeniyi. Bu şekilde menteşelerimizi tekrardan yerine oturttuk. Bakın şu şekilde de göstereyim. Kapanıyor. Açılıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Baktım yani. Şimdi arkadaşlar kulpu takmayı göstereceğim. Kulp arkadaşlar gördüğünüz gibi burası şu anda kapalı. Oraları göstereyim. Yerleri belli oluyor mu videodan? Yerleri herhalde belli oluyordu. Şimdi alttaki biraz belli oldu. Şurası değil mi? Aynen. Bakın yerleri belli oluyor çünkü delik olduğu için arkadaşlar. Arkadaşlar şu iki vidayı söktükten sonra şeyin üzerindeki... Biraz kulpu... elini aşağı indireceğim. Daha iyi gözükecek. Şimdi kulpun üzerindeki arkadaşlar vidayla arka taraftan elimi bastırıyorum arkadaşlar. Şuradan bir iz yapıyorum. Bakın çeviriyorum sanki sıkıyormuş gibi. Bak. Şimdi izden şimdi daha çok belli olacak. Çünkü elimle arkadan itiyorum. Bunu bir yandan çeviriyorum. Bakın. Şimdi daha beyaz olduğu için biraz parlıyor. Bak. Şu anda vidanın uç kısmı arkadaşlar bu. Alttaki için de aynısını yapacak. Alttaki için de aynısını arkadaşlar yapıyorum. Çünkü kulpu tutturduğumda orada arkadaşlar bir yerin belli olması gerekiyor. Şu şekilde arkadaşlar kulpu bir tanesine tutturuyorum. Çeviriyorum vidayı. Bakın. Hatta makinamı da alayım biraz daha kolay olur. Ya da şu an elime makine yakındı. Bakın arkadaşlar çeviriyorum. Şu anda tuttu kulp. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi alt kısmı da aynı şekilde yapacağım. Zaten yerleri belli olmuştu artık. Bakın. Tamam. Şunu da tekrardan tam bir sıkayım. İşte arkadaşlar. Bir dakika. Yani arkadaşlar ilk başta buradan vidayı gönderiyoruz. Bir iz açıyoruz. O izin bulunduğu yerden de. Uzaktan görünüşte. Evet canım, ver canım. Bak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir etrafında sıkıntı yok, sorun yok. Gördüğünüz gibi o dolabımızın şekli de şu şekilde şu anda gösterebiliriz. Yok. Arkadaşlar mutfağımızı bitirdik sonunda. İstediğimiz şekilde yaptık. Bakın şöyle dışarıdan gösterelim. Bizim mutfağımız normalde kahverengiydi. Şu anda dolaplarımızı videoda da izlediğiniz şekilde beyaz kaplamayla kaplayarak bitirdik. İşte şu şekilde de gösterelim. Şu anda bayağı bir mutfağımız aydınlık ve beyaz oldu. Öyle söyleyelim. Zaten beyaz bir mutfak inşallah ileride yaptırmayı düşünüyoruz ama biz bir fikir olsun diye de daha önceden böyle bir şey yaptık. Cancağız'ın kanalına arkadaşlar üye olmayı unutmayın. Eşimle birlikte evimizde olanları falan böyle yaptığımız işleri daha çok işte imkanların el verdiği ölçüde yapmaya çalışıyoruz. Siz de arkadaşlar abone olarak, yorum yaparak bizlere destek verebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.